İlk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, motor sporlarının bu branşı aslında o kadar zor ki kadın erkek çok fazla sporcumuz yok. Ama sizin bir kadın sporcu olarak ilk olmanız ve tabii ki stüdyomuza gelmeniz bizim için çok değerli. Biraz gerilere gidip başlayalım mı? Nasıl başladınız bu spora? Çok gençsiniz ama ilk gençlik yıllarınıza dönelim istiyorum. İlk başta motosiklet kullanmaya başladım. İşte 21 yaşındaydım. Yolda kullanıyordum normal herkes gibi. Fakat 9 yaşımdan beri hep müsabık sporcuydum. İşte atletizm, tekvando, basketbol. Hayatımda hep spor vardı. Sonra motor sporlarının işte yarışının da olduğunu öğrenince orada da olmam gerektiğini düşündüm. Nasıl başlarım, nasıl yaparım derken işte ilk 2 sene sadece yarışlara gittim, izledim. Nedir, ne değildir onları analiz ettim. Ondan sonra yarış hayatı başladı Türkiye'de. Aslında hani ilk Türk kadın motosiklet yarışçısı değilim ben, yani Türkiye'de benden önce yarışan kadın sporcular da var. İlk Türk kadın pilotumuz Nami Ekin hatta. Fakat ben şu an milli sporcuyum, Avrupa'da yarışıyorum. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım 2019'da İspanya'daki bir seçmeden sonra. Geçen sezon ilk sezonumdu. Bu sene de şimdi ikinci sezonumu devam ettireceğim Avrupa'da. Aslında hani biz şu anda 6 kişiyiz pist branşında, motor sporlarında. İşte 5 tanesi erkek, Toprak Razgatlıoğlu biliyorsunuzdur. Geçen sene dünya şampiyonu oldu zaten. Evet. Onun dışında şu an pist branşında ben varım ülkemizi temsil eden. Sonra konu buralara kadar geldi. 9 yaşından beri yani belli ki zaten spora doğru giden bir kariyer içerisinde bir yatkınlık. O kadar fazla evet. Branş deniyorsunuz. Ama sonrasında zannediyorum en sevdiğiniz. Evet, bunu buluyoruz. İlk ne başladı? Bir sürü saydınız ama ilk hangisiyle başlamıştınız? İlk atletizmle başladım. Atletizm ve judoya beraber gidiyordum. Babam askerdi benim. Dolayısıyla biz her 2 senede bir ben okul değiştiriyordum. İşte okulda hangisinin takımı varsa ona geçiyordum. Öyle aslında devam edelim. Fizik olarak atletizme de evet çok atletizmi de 5 sene yaptım. 10K koştum ve hani bütün sporlarda da güzel başarılarım vardı. Yani hep böyle müsabaka halinde olmayı, o spor disiplinini seviyordum. Çocukluktan gelen bir şey. Tekvando dediniz mi? Tekvandoya aşıktım zaten. Onu gerçekten çok seviyordum. Tekvandoya çok aşıktım. Çok da ağladım bıraktırdıkları için. Onu da işte derslerim de çok iyiydi. Yani akademik olarak da başarılı bir çocuktum. Dolayısıyla hani 99 alıyorum, ağlıyorum. Maça çıkıyorum, maç kaybediyorum, ona da ağlıyorum. Ailem biraz hani lise, işte özel lise sınavları yaklaştığı için tekvandodan aldılar işte o dönem beni. Ondan aldılar, sonra başka bir şeye başladım. Öyle evet, öyle devam. Ama hep böyle bireysel sporlar değil mi? Bir takım sporu da basketbolda oynadım. Evet. Futbolda oynadım okul takımında. İnanamıyorum. 4-4'lük bir sporcuyla bir aradayız. Onun dışında hepsi bireyseldi, evet, ikisi. Şimdi motor sporları deyince motor sporları eşittir hız, hız eşittir risk. Şimdi bu saydığımız hiçbir branşta tabii ki şu an yaptığın işin bir riski yok. Evet. Bu kadar riskli olmasından başlayacağım. Evet. Ben ilk olarak hem ailen senin hem de o kadar genç yaşta bu spora başlaman. Ve şu anda zannediyorum ki hani o risk almaktan da senin böyle zevk alan bir tarafın var. Çünkü hayatta da öyledir ya, yani risk almak ya da almamak. Hani mesleki hayatınızı da ona tabii göre dizayn edebilirsiniz. Lütfen buradan başlayalım mı? Neler hissettiriyor sana motosikletin üzerinde olmak ve bu kadar riskli bir şey yapmak? Aslında evet, motosiklet tehlikeli ve ürkütücü geliyor dışarıdan bakıldığı zaman. Ben üstüne binince de öyle bence. Ben motosiklete bu kadar bağlanmadan önce o ilk dönemlerimi düşünüyorum. Tabii yani işte o hem gençliğin hem de o adrenalin duygusunun verdiği şeyle çok riskli şeyler de yapmışız. Ama aile de tabii ki karşı çıkıyor. Hani ilk motosikletimi aldığım zaman daha yarışlar da ortada yoktu. Annem babam istemiyor tabii ki, yani hani hiçbir anne baba çocuğunun risk altında bir şey yapmasını. Sonra yarışacağım deyince bir daha bir kıyametler koptu. Ama ondan sonrası da şu an tabii ki çok büyük destekçilerim. Yani her ikisi de, kardeşlerim de, herkes destekliyor. Risk faktörü ise şöyle, ben her gün uyumadan önce bile şöyle dua ediyorum. Yani Allah'ım diyorum, sen bana son nefesime kadar motosiklet kullanabilecek sağlıklı bir ömür nasip et diyorum. Dolayısıyla da şimdi caddede binerken zaten ben kendim risk almıyorum. Ben her şeyden kaçınıyorum. Çünkü düşsem, hani kolum bacağım kırılsa ne olacak? 2 ay ben motosikletten uzak kalacağım. Ondan uzak kalmak istemediğim için zaten risk almıyorum.
Pist kısmında ise tabii ki sponsorlar var, yarış var, bir de o start anında hani bambaşka bir şey evriliyor orada. Onu orada başarmak istiyorsun. Kürsü için zaten sürüyorsun. Orada da risklik hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani işte bir viraja girerken 5 motor, 6 motor giriyormuşsunuz, çarpar mıyım, düşer miyim? Onu düşündüğün anda zaten o motosikleti o şekilde süremiyorsun. Orayı hani iş gibi görüyorum. Hani bir asker nasıl çatışmadayken herhangi bir şey düşünmez. Sadece vatanın selameti önemlidir. Pist birazcık iş kısmı oluyor. Caddede de ben kendim kaçıyorum zaten risk almak. Normalde normal hayatında da o zaman motosikletle hala kullanmaya devam ediyorsun. Kullanıyorum. Ama İstanbul işte trafiğinde kullanıyor musun? Kullanıyorum. Bir süredir aslında bıraktım. Motorum var ama hem iş hayatım çok yoğun. Hem şimdi sezonda antrenmanlar başlıyor. Biraz vücudumun dinlenmesi gerektiği için hani antrenman yani sportif kullanım dışında şu an kullanmamaya özen tam gösteriyorum. Tam da o yüzden sormuştum. Evet. Hani işe giderken çünkü hani orada olası Allah korusun bir evet. kaza öbür tarafa etkileyecek ya da yorulabilirsin. Evet yani hem vücudum dinlensin diye hem de dediğiniz gibi işte risk var. Mesela ben ata binmeyi de çok seviyorum. Çok da hani gerçekten terapi gibi geliyor aslında ata binmek. Ama bir düştüm mesela attan 2 sene önce. Sağlam hasar aldım işte kaburgalarım falan kırıldı. Dolayısıyla şu an mesela 2 senedir Avrupa şampiyonası olduğu için toplasanız 5 kere falan binmişimdir. Hani olur canlı bu oynar düşerim bir şey olur. O yüzden risklerden kaçıyorum sezonda. Ha, inanılmaz dört dörtlük bir sporcuyla karşı karşıyayız. Sürekli o taraflara da aslında sormak istiyorum. Çünkü çok güzel çok örnek bu kadar çok sporu deneyip gerçekten hepsini de severek yapıp asıl sevdiğinin peşinde koşmak o kadar değerli bir şey ki birçok genç kız diyeyim küçük kız çocuğu bunu akıl yani cesaret hiçbir evet. şey yapamazken o yüzden o tarafları da konuşturmayı bir yandan istiyorum ama bir yandan da Nisan'da değil mi çok önemli 3 bir yarışa. 3 Nisan'da evet, evet yarışım. Oraları da soralım. Önce oraları soralım vakit kalırsa öbür tarafa yine döneriz. Bu sezon 9 ayak yarışım var. Hı hı. İspanya, İtalya ve Hırvatistan'da oluyor. 3 Nisan'da işte ilk yarışım İtalya Misano pistinde. Onunla birlikte sezona işte start vereceğiz Avrupa Şampiyonası'na. Sonrasında 8 yarışım daha var. Hepsine çıkacaksın. Burada evet. hedeflerin nasıl? Hedeflerim aslında şimdi bu sezonla ilgili daha güzel umutlarım vardı. Kışın bizim kış testlerimiz oluyor işte sezondan önce takımlar kış testlerine katılıyor. 32 antrenman yapıldı bu kış mesela. Ben onların hiçbirisine katılamadım. Yani çünkü kur çok dalgalandı, işte sponsorluk anlaşmaları gecikti vesaire derken. Şu an direkt yine yarışla birlikte başlayacağım sezona. Geçen sezon da bu şekilde olmuştu. Ama Avrupa Şampiyonası'nda şu anda biz 24 kadın pilotuz. Bunlar da hani gerçekten dünya arenasında hani en her ülkenin işte en iyileri, en iddialıları. O yüzden oralarda kürsü almak, şampiyonluk tabii ki de benim hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Bu sezon için gerçekçi bir hedef olur mu bilmiyorum, nasip göreceğiz. Ama bu sene için benim hedefim kürsü görebilmek. Önümüzdeki sezon için inşallah şampiyonluk hedefliyorum. Çünkü oralarda birazcık daha kilometre yapmak, pişmek, pistleri tanımak çok önemli. Şimdi hani geçen sene ilk defa çıktım o pistlere. Bu sene hani pisti daha fazla sindirip hazmedebilirim. Seneye daha rekabetçi olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü insanlar böyle başka sporlarda antrenman yapmadım öncesinde gidemedim falan deyince başka türlü düşünebilirler. Başka sporlarda da o düşündükleri ya burada da yapılabilir gibi gelebilir ama pisti tanımak diye bir şey var motor pisti, sporlarında. Evet. Çok değerli bir de bir bu şey. Gerçekten hani pist işi ciddi matematik gerektiriyor. Yani hani hangi her virajda mesela bir fren için bir referans noktası belirliyorsunuz kendinize ve bunu 1 metre ileri taşımak çok fazla şey değiştiriyor. Bunu ayarlayabilmek için de daha fazla tur, daha fazla tur. Biz şimdi yarışa gidiyoruz. Ben mesela bu sene İspanya'da bir pist var. Daha önce hiç dönmedim Valencia pistinde. Pazar günü yarış, cumartesi günü sıralama yarışı. Şimdi cuma günü işte bana 30 dakika veriyor. 30 dakika içinde ben pisti tanıyıp bütün her şeyi kafamda oturtup cumartesi günü sıralamaya çıkmam gerekiyor. Pazar günü de yarışa çıkıyorum. Aslında bunun için hani öncesinde pisti tanıyıp tabii. bütün bu matematiği ve stratejiyi oturtup start almak gerekiyor. Ama yine de güzel yani şeyler bekliyorum. Yani o 30 dakikada kaç kere mesela dönebileceksin? O da pistin kilometresine göre değişiyor. Yani zaten bir tur boş geçiyor. İşte 5 kilometrelik bir pist desek bir tur zaten boş geçiyor. Ondan sonra gelip tam tur atıyorsunuz. Çok verimli olmuyor tabii ki. O yüzden kışları güzel değerlendirmek lazım. Şimdi kötü taraflarından bahsederken bile o kadar pozitif anlatıyor evet, ki. Yani gerçekten büyük bir aşk olduğu ortada.
bir parça giriş yaptın sponsorluk meselesine. Zannediyorum bu çok çok önemli. Çünkü maliyetli bir iş bu. Hani senin zorlandığın zamanlar oldu mu? Nasıl hallettin? Olmaz mı? Geçen sene pandemiden dolayı hep bir önceki sene Avrupa vatandaşları katılmıştı. Geçen sene 40 gün vardı şampiyonaya katılmaya hakkım olduğunu öğrendiğimde. Yüksek bütçeler. Şimdi sponsoru nereden bulacağım? Bayağı gittim kredi çektim işte bankadan ama çektiğim kredi de kontratın ilk taksidini ödüyor. Yani bu %10'u gibi bir meblağ. Hani ve şu anda hala geçen sezonun kredisini de ödemeye devam ediyorum yani. Devamını işte hani sezon içinde nasıl bulacağız falan. Sonra işte tekrar işte sponsorlar döndü. İşte basında yer alınca dönüş oldu. Bu var sene mi sponsorun şu anda? Şu anda bu sezon yok yine. Yani iki tane var şu anda. Geçen seneki sponsorlarımdan devam edenler. Ve bu, sene, bu akıllı firmalar merak ettim. İsim mi verebiliyor muyum? Ver de örnek olsun. Yani şu an en kıymetli sponsorum Mayza Rızgar'a Impactek var. Koruma sistemleri, Özgüven Mimarlık. Bu sene işte devam ettiklerim. Bir de bak ne alaka değil mi? Evet, bunlar motosikletle alakalı. Bunlar akıllı. Değil. Bunlar muhtemelen seni sevdikleri, sana güvendikleri için sponsor olmuş. Kendilerinin buradan firma olarak aynı beklentisi olmayan. Bunlar iyi ve akıllı insanlar. İsimlerini söylemek lazım. Çünkü asıl Türkiye'nin başarısı bu branşlarda şu anda saklı. Bu sporcular aslında bu sporcularda saklı. Büyük bir aşkla burada hiç bilmediğimiz, anlamadığımız bir spor hakkında büyük bir ilgiyle dinliyoruz seni. Öyle güzel anlatıyorsun ki. Yani umarız artar. O umarız kredi artar. Çekmen de bir hani tatlı bir anı olarak kalır diyeyim yani. Çocuklarına ileride anlatacağım. Biliyor musun bak şu madalyaları şu. Ya bir de mesela ben İspanya'ya seçmeye davet edildiğimde benim kafamda vardı. Belçika'da çalışıyordum ben o zaman. Dedim ki şimdi İstanbul'a gideceğim. Bütün kapılar açılacak. İşte bir ayda herkes beni antrenmana hazırlayacak. Ben seçmeye gideceğim diye düşünüyordum. Yani ne lastik bulabildim ne pist bulabildim. Hani pisti bile açmadılar. Bayağı İzmir'de böyle bir tır parkında. İşte kukalardan o zamanki antrenörüm Tolga Uprak. Kukalardan böyle pist yaptık biz. Orada çalıştım da seçmeye girdim ben. Oradaki işte pistin virajlarını küçük böyle simüle ettik. Öyle gittim. Ama oradan buralara kadar geldik. Bence devamını da güzel getireceğim. Oyunlarla falan hani formülada olduğu şekilde size... Onu yaptım. Geçen sene ben hiç antrenmana gidemedim ya. Dedim ki ben bu pistleri PlayStation'da öğreneyim dedim. Gittim bir de bayağı PlayStation aldım işte oyunu aldım. Televizyona kurdum. Benim kafamda var işte hani PlayStation'ı açacağım işte virajları falan öğreneceğim. Ama hayatımda PlayStation oynamadım ki bu defa kumandayı kontrol edemedim yani. Sonra bizim işte küçük yeğenler var. Çocuklar yani onları oturttum dedim oyna şu oyunu ben dedim piste öğreneceğim. Bakayım. Onları oynatıyorum ben izliyorum öyle piste çalışıyorum. Ay inanmıyorum. Şimdi gerçekten. Şimdi ya hala o kumandayı kullanmak bence motor kullanmaktan daha zor yani. Doğru. Çok zor geliyor bana. Motoru yatırıyorum motor takla atıyor falan. O yüzden bizim küçük çocuklar küçük çocuklara oynatıyorum onu. Oradan piste çalışıyorum. Onlar da sevinmiştir. Onlar oynuyorlar onlar da. İkinci faydaları onlar yapmışlar. Süper süper. Evet. Onlar da yarışçı olabilir bu arada. Onun da örnekleri var artık. Evet. Senin sayende altyapı kurmuş güzel olabilirsin gelen yani. Güzel çocuklar var. Evet ama işte bizlerin böyle daha görünür olup bu sporla ilgili farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Yani benim sponsor bulmam bile çok zorken yeni başlayanlar için daha zor çünkü elinde daha bir başarısı yok. Kendini daha ispat etmedi. Firmalar destek vermeden bu işte yürümek çok zor yani hani akıl mantık işi değil. Ben bu sene işte babama yalvarıyorum, anneme yalvarıyorum. Şunu yapın, bunu yapın. Hani elde avuçta ne varsa koyuyorsun ama ne kadar sürdürülebilir bir şey olabilir bu? Hani hayalin, hedefin buraya kadar geldik. Hadi devam edelim diyorsun. İşte sürdürülebilir olması için firmaların, işte ülkenin destek vermesi gerekiyor. Destek vermesen normalde rakip olarak da hani bu gerçekten bilmediğim için çok cahil sorusuysa da ne olur kusura bakma. Sen kadın yarışçı var dedin. Siz ama antrenmanlarda erkekler kadına birlikte mi yapıyorsunuz? Şöyle kadın geçen seneye kadar aktif yarışan bir tek ben vardım. İşte benim bu spora başladığım sene bırakmıştı Nami abla. O ilk defa Türkiye'de işte hani pistlerde yarışmaya başlayan kadın sporcu. Namık Ekin'in kızı zaten aynı zamanda. Baba faktörü de Nami abla başlatmıştı işi. Geçen seneye kadar hiç yoktu kadın yarışan Türkiye'de artık pistte. Sonra benim Avrupa'ya gitmemle birlikte böyle bir ilham doğdu insanlarda. Biz Kenan Sofoğlu ile işte ve Motosiklet Federasyonu ile bir organizasyon yaptık kadınları piste çağırmak için.
Orada da her şey tabii ki birçok şey sponsorla hallederek ve işte federasyonun desteğiyle bayağı bir kadın katılımcı oldu. Biz 24 kadın start aldık. Ne kadar güzel. Güzel. Evet. Orada ben çünkü yani senin böyle hafif uzaylı falan olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar zaten zor bir branş. Bu kadar iyi olman çok da zaten fazla sporcumuz yok yani hani, evet. Bu işi uluslararası düzeyde devam eden yarışmalara katılan o yüzden o kadar katılım olması kadınlardan çok güzel evet, bence. Hani pistle tanışsınlar, pisti görsünler diye geldiler. Tabii bunların içinden bu sene işte herhalde 3-4 tanesi eğer destek bulabilirse işte bir şekilde devam eder. Ama şimdi bana da dışarıdan baktıkları zaman işte İlayda çok iyisin, abla çok iyisin, ben de orada yarışmak istiyorum diyor. Evet, bunun hayalini kuruyor. Dün evde de hatta aynı şeyi konuşuyorduk. Şimdi evet ben olduğum yerden mutluyum ama bunun arkasında 6-7 senelik çok ciddi bir emek var. Dün bir kardeşim bana diyor ki abla lastik sponsoru bulamıyorum. İşte işten diyor işte iş bulamıyorum. Ama ben şimdi 12 ay boyunca mesela işte 11 ay çalışıyorsun, para biriktiriyorsun. Sonra istifa ediyorum. Bir ay sadece motosikletle alakalı bir şey yapıyorum. Param bitince tekrar işe giriyorum. Gerçekten. Yani şimdi hani. Bir fedakar. Ya, evet. Şimdi şu tarafı çok güzel. O kadar tatlı anlatıyorsun ki güler yüzüyle. Normal bir şeymiş gibi oluyor. Çok anormal bir şey bu. Yani 11 ay çalışıp para biriktirip kendi hayalleri uğruna sonra tekrar iş aramak zorunda olmak. Çünkü hani başka türlü bunu yapmanın bir yolu yok. İzin falan bir yerde belki uzun çalışsan ya yıllık izinlerinden kullanırsın. Şu anki iş yerim bana iş teklif ettiği zaman 3 sene oldu çalışalı. Ben açıkça dedim ki benim yarışlarım var. Hani ben yarışacağım, devam edeceğim. Benim yıllık iznim yetmez takvimime dedim. Ve hani en başta konuşuyorum. Aha, bunların şartlarında bir şey olacaksa diye. O şekilde olacak diye. Yani ben hayatımı bu noktaya evirebilmek için gerçekten çok fedakarlık yaptım. Ve hani hiç bıkmadım. Hep pes etmeden devam ettim. Çünkü hep şuna inanıyordum. Yani çok gönlümdeydi. Böyle rüyamda bile annemin beni uyandırdığını biliyorum. Çünkü rüyamda motor sesi çıkartıyorum. Rüyamda yarışıyorum falan. Annem artık kaldırıyor beni. Kendine geldi. Hani bir yerde nasip olacaktı, nasip edecekti. Devamı da daha güzel gelecek diye inanıyorum ve devam ediyorum. Peki bu noktaya gelene kadar erkeklerle yarıştığın oldu tabii mu? Tabii oldu. Bu sezon da mesela Türkiye'de de ben start alırken hani kadınlara önce olabilmek için onlarla birlikte hani pistte hem gözlemlesinler diye start alıyordum. Erkeklerle de yarışıyorum Türkiye'de çünkü Türkiye'de hani ya bu işte senden daha hızlı birisinin ya da çekişebileceğin birisinin olması lazım ki hızlanabilesin. Kadın kategorisi o yüzden benim için çok antrenman tadında olmuyor. Erkeklerle start aldığımda burada antrenman yapmış oluyorum hem. Bey evet. Orada zorlandın mı? Orada ya da onlar mı zorlandı? Ya orada beni zorlayacak birkaç genç kardeşim var. Onlar da güzel yarışçılar. Onların için de işte hani yurt dışı hedeflerimiz var. Bunlar hızlılar. Onlarla güzel çekişiyoruz. Şimdi birkaç isimden bahsettin. Name Ekin senin böyle rol modelin evet, gibi değil mi? Evet. Name abla gerçekten öyle. Bir de o ilk bu işe başladığı zaman işte Türkiye'de pistlere girdiğinde erkekler imza falan toplamışlar. Kadının pistte ne işi var işte çıksın. Bir de işte geçince böyle birkaç erkeğe tabii öyle şey de yapıyorlar. Yani gerçekten sporcu olmayanlar ve hani piste girip sadece yarış ama bu sporcu ahlakına sahip olmayanlar farklı farklı yöntemler deneyebiliyorlar. Bir de tabii hani motosiklet daha böyle bir erkek sporu gibi duruyor. Bir kadının gelip de seni geçmesini sindiremeyenler oluyor. Böyle imzalar toplamışlar. Çok çekmiş Name abla yani bu işle ilgili. Üşenmeyip imza toplamışlar. Tabii imza toplamışlar Name abla yarışa girmesine. Her şeye üşenirler buna üşenmemişler. Evet. Yani vallahi bravo. Gerçekten. Nasıl akıl etmişler. O yüzden o anlamda bizim önümüzü çok açtı. Bu sene için bile mesela bir işte sponsorluk dosyam vardı. İşte Name ablaya attım önce. Abla nasıl olmuş sence bir bak diye geçen gün konuşuyoruz. O da şimdi kendisi de bu süreçlerden hep geçtiği için bak firma şunu da bekler, şunu da görmek ister, şuraya şunu koy diye. Beni bu süreçte sürekli hala yönlendiriyor yani arkamda çok evet, büyük süper. Bir güç. Evet. Tam mentor dediğin şey bu evet. İşte. Evet. Yani kendi geçtiği yolları sen daha hızlı evet. Geç diye. Kimisi de şunu yapar, tek kalayım. Hani başkası olmasın, burada evet. Bulur şeyi. Mutluluğu zaten bak ne kadar doğru bir insan kadar hani olduğu sayısı. İçin bak yol gösteriyor buraları düzelt evet. Diyor firma buraları bekler diyor evet. Kendisine de seni buraları açtığı için yolu teşekkür etmiş olalım. Kenan Sofuoğlu dedin, Toprak evet. Razgatlıoğlu dedin. Aslında bu sporlarda, motor sporlarında ülkede bir kımıldama da var yani. Yok da çok değil. Çok başarılı sporcularımız var aslında. Hı-hı. Deniz var mesela. Deniz Öncü Moto3'te yarışıyor. Can var, Bahattin Sofuoğlu var yine. İşte Süper Sport 600'de yarışıyorlar. Rodi var, Endurance'de yarışıyor.
Bunların hepsi dünya şampiyonasında yarışan çocuklar. Ben Avrupa şampiyonasında yarışıyorum. Kadın pilotum. Güzel başarılarımız var. Zaten Toprak geçen sene gerçekten bir tarih yazdı. Yani Superbike'de ilk defa bir Türk dünya şampiyonumuz oldu. Ama işte tabii çok küçük yaşta başlamış sporcular bu saydıklarımın tabii. hepsi. Ve aslında evet hani şu anda Kenan abinin mentörlüğünde ilerliyorlar uzunca bir senedir. Ama buradaki önemli olan nokta şu, bu çocuklar zaten 3-4 yaşında motosikletin üzerine çıkmıştı ya da işte 4-5 yaşında. Orada annenin babanın yani çocuğun Kenan abiye teslim edilene kadar ki o süreci var ya. Tabii. Yani o kısım çok önemli. Ve çocuktan olacak mı olmayacak mı bilmiyorsunuz. Bu kadar emeğin, bu kadar masrafın karşılığı tabii. alınacak mı bilmiyorsunuz. Ama işte senelerce verilen emekler, çocuklar yurt dışına götürülüyor. O aile bunların hepsini işte cebinden bir şekilde finanse ediyor, borç harç. Bir noktada çocuk işte hem çalışıyor hem yetenekli olunca içlerinden işte topraklar, denizler çıkıyor. Toprakta da öyle bir baba faktörü tabii, olduğunu rahmetli Arif abinin her şeyi topraktı. Evet. Doğru. Yani eminim dünyadaki birçok önemli motor spor serilerini takip ediyorsun. Sen son olarak vaktimizi de yavaş yavaş doldurduk. Nasıl bir hedef koydun? Hissediliyor ki zaten çok yukarıda o hedef. Nasıl anlatırsın bundan sonra gelecekteki seni? Ben bu sene dediğim gibi bu sezon elimden geldiğince güzel ve başarılı bir sezon geçirmeyi planlıyorum. Ve önümüzdeki kışı bir sonraki sene yarışacağım pistlerde verimli bir şekilde antrenman programıyla tamamlayıp işte nasip olursa Avrupa şampiyonluğunu almak istiyorum. İnşallah. Şu an hani kafamda odamda sadece orası var. Alamazsam, nasip olmazsa da gelebileceğim en güzel yere kadar gelip benden sonra gelecek, yetişecek özellikle genç kızlara, kardeşlerimize öncü olup onlardan birisine oralarda şampiyon yapabilmek için çalışmak istiyorum. Hedeflediğim budur zaten.